Masteron'un adı geçtiğinde birçok vücut geliştiricinin gözleri fal taşı gibi açılır. Çünkü bilirler ki Masteron söz konusu kuruma ve parçalama evresi olduğunda en iyi steroidlerden bir tanesidir. Introdan sonra buradayım arkadaşlar. Selam arkadaşlar, hepinize Viyana'dan sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Her pazar olduğu gibi yine bu pazarda yeni bir steroid videosuyla karşınızdayım. Dünyada çok az kişinin hakim olduğu steroidler konusunu çok iyi bilinen steroidler ya da bilinmeyen steroidler, aslında daha doğru söylemek gerekirse bütün vücut geliştiricilerin ve fitnessçıların kullandığı bütün ilaçları bu kanalımda detaylı olarak bulabileceksiniz. Tabii ki yapmanız gereken kanalıma abone olmanız ve bildirimleri açmanız arkadaşlar. Hemen videonun başında size belirtmek istediğim bir konu var arkadaşlar. O da eğer bu videodan sonra hala aklınızda Masteron'la ilgili sorular varsa ve sorularınızı cevaplayamamışsam beni şu anda gördüğünüz Instagram adresimden takip edip oradan Masteron hakkındaki sorularınızı sorabilirsiniz. Fakat belirtmek istediğim bir şey varsa Masteron'la ilgili soracağınız türleri cevaplamayacağım. Çünkü zaten ben önümüzdeki hafta pazar gününe kadar, yani diğer bir steroid videoma kadar ben sizlerle Masteron küllerini zaten Instagram hikayelerimde paylaşacağım arkadaşlar. O yüzden yapmanız gereken tek şey beni Instagram'dan takip edip oradaki kürleri canlı bir şekilde görmeniz. Ki beni Instagram'dan takip eden arkadaşlar zaten biliyorlar ki geçen hafta ben bir hafta boyunca hemen hemen Winstrol ile ilgili bir sürü kür paylaştım ve isteyen arkadaşlar tabii ki o kürlerden yararlanacaklar ya da yararlandılar arkadaşlar. Sizin de yapmanız gereken sadece Instagram'ı takip etmeniz. Evet, çok konuştuk diyorum, ben artık videomuza geçmek istiyorum arkadaşlar. Aktif bileşen Drostanolon, yani bizim bildiğimiz adıyla, satış adıyla Masteron'un olumlu yönlerine ilk önce bir bakalım diyorum. Özellikle yan etki profili çok düşük olduğu için bu ilaç rekabetçi sporcular tarafından çok sevilen, çok tutulan bir ilaçtır. Drostanolon Propionat, yani bizim bildiğimiz adıyla Masteron, ki bundan sonra sadece Masteron olarak söyleyeceğim, bir DHT türevidir arkadaşlar. Bu da bunun herhangi bir dozda aromatize olmadığı anlamına gelir. Hatta ve hatta Drostanolon Propionat, Sarvasintek şirketinin prospektüsünde açık bir şekilde yazdığı şekliyle antiöstrojen bir etkisi bile vardır. Düşük yağ yüzdesine sahip sporcularda özellikle bu ilacı kullanım sırasında o insanların kaslarında daha yoğun ve daha dolgun, aynı zamanda sürekli artan bir sertlikte daha plastik bir görüntü kazandırır. Trembolon dışında başka hiçbir anabolik androjenik steroid bu etkiye yaklaşamaz bile. Bu arada geçen hafta yaptığım Trembolon videosunu yukarıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Sporcu antiöstrojenik etkisi sayesinde su ve yağ kaybeder. Androjenik etkisi ise düşük kalorili diyetlerde bile o sporcunun zorlu ve yoğun antrenmanlar geçirmesini olanak sağlar. Meydana gelebilecek güç kayıpları bu steroidle en aza indirilir ve aslında aşırı antrenman sendromu, yani overuse, bu ilacı kullanan kişilerde pek fazla görülmez. Rekabetçi sporcular daha popüler olan steroidler, yani Stanozolol, Trenbolon, Testosteron Propionat ya da Testosteron Enantat ve Boldenonla bu ilacı birleştirirler arkadaşlar. Özellikle bu ilacı Trenbolon ve Stanozolol ile birleştirdiğinizde çok mükemmel sonuçlar elde etmeniz mümkündür arkadaşlar. Her 2 günde bir kullanacağınız 100 mg'lık Masteron, yanına her gün kullanacağınız 50 mg'lık bir Stanozolol ve yine günlük 50 mg Trenbolonla gerçekten kaya gibi sert bir kas kütlesine sahip olmanız aslında işten bile değil arkadaşlar. Yarışmaya girecek olan sporcular özellikle kürlerinin sonuna HGH, yani büyüme hormonu ve T3 tiroid hormonunu eklerdikleri zaman yarışmaya hazır hale gelirler. Protein alımı çok yüksek tutulduğunda düşük kalorilerde bile inanılmaz derece güzel kas kütlesine sahip olmak bu ilaçla mümkündür arkadaşlar. Her ne kadar bu ilaç aslında yarışma öncesi diyet ya da parçalama ve kuruma döneminde kullanılsa da aslında bu ilaç nadiren de olsa büyüme evresinde de kullanılır. Bu ilaç özellikle büyüme evresinde testosteron esterleri, aynı zamanda boldenone ve metelonon enantatla kullanıldığında güçte sürekli ama düzenli bir artışın yanında kas kütlesinde de düzenli ve kaliteli bir kas kütlesi artışı görülür arkadaşlar. Örnek vermek gerekirse her 2 günde bir 50 ya da 100 mg Drostanolon Propionat aslında Masteron. Onun yanında her gün uygulayacağınız 50 ile 100 mg arasında Testosteron Propionat ve yine her 2 günde bir uygulayacağınız 50 ile 100 mg arasındaki Boldenonla bu az önce söylediğim etkiye sahip olmanız mümkündür arkadaşlar. Şimdi söylediğim kürle östrojenle ilgili yan etkiler minimum düzeyde olacaktır arkadaşlar. Tabi burada söz edilmesi gereken bir olay da varsa arkadaşlar, bu ilacı testosteron propionatla birleştiren arkadaşlar tabii ki iğne sıklığını ve iğnenin hacimlerini göz ardı etmemeleri gerekiyor. 2 günde bir 100 mg'lık testosteron propionat ve 100 mg'lık drostanolon propionat orta dozunda bile enjekte başına 4 ml almanız gerekir arkadaşlar. Bu gibi durumlarda testosteron propionat yerine testosteron enantat ya da testosteron depolarına geçilmeli, ama bunun yaratacağı aktif bileşenlerin birikimlesiyle oluşacak olan su ve yağ depolamanın olacağı aromatizasyonu minimuma indirmek için de tabii ki iyi bir şekilde enjekte aralığı seçmelisiniz. Tabii bu ilacın başka bir güzelliği de aslında karaciğeriniz hakkında çok fazla endişelenmemeniz olmasıdır arkadaşlar. Çünkü düşük karaciğer toksitesi nedeniyle bu ilacı uzun süreler kullanabilirsiniz. Kullanıcının yüksek kan basıncı ya da jinekomasti gibi yan etkileri düşünmeden bu ilacı kullanması mümkündür. Arkadaşlar, steroidlerin çok daha fazla yan etkileri vardı tabii ki ve o yan etkilerini işlediğim genel ve detaylı bir videoyu yukarıdaki linke tıklayarak izleyebilirsiniz. Bu ilacın yan etkilerini konuşacak olursak arkadaşlar, tek olumsuz yan etkisi DHT'nin yan etkisi olacaktır arkadaşlar. Yağlı cilt, akne, vücut kıllarının büyümesi ve saç dökülmesi aslında bu DHT'nin yan etkilerinden, tipik yan etkilerinden birkaç tanesidir arkadaşlar. Tabii bu tipik yan etkiler insanların anatomik yapısına ve DNA'sına göre değişiklik gösterebilir. Şimdi söyleyeceğim şey çok önemli. O yüzden burayı lütfen çok güzel bir şekilde dinlemenizi istiyorum arkadaşlar. Dünyada ve özellikle Türkiye'de çok yaygın olarak bilinen bir yanlış varsa bu DHT yan etkilerinin Finasterid grubu ilaçlarla, yani satış adıyla PROSCAR'la önlenebildiğidir arkadaşlar. Arkadaşlar, bu düşünce tamamen ama tamamen yanlıştır. Çünkü bu ilaç, yani drostanolon propionat, yani bizim bildiğimiz adıyla Masteron, zaten sentetik bir DHT'dir. Ama finasterid grubu ilaçlar, yani satış adıyla PROSCAR, sadece DHT'yi bloklamayı önler. Yani bu ne demek oluyor? Aslında biz zaten direkt olarak DHT veriyoruz vücudumuza. Ben finasterid grubu ilaçları inceleyen, özellikle PROSCAR'ı inceleyen iki üroloğun paylaştığı videonun yorum kısmına bırakıyorum arkadaşlar. İsterseniz oradan o videoların linklerini tıklayarak izleyebilir ve benim ne demek istediğimi daha detaylı bir şekilde anlarsınız arkadaşlar. O iki videoda aslında PROSCAR'ı detaylı şekilde inceleyen hocalarımızın o ilacın nasıl kullanılması gerektiğini, ne işe yaradığını ve en önemlisi yan etkilerinin, ki burası gerçekten çok önemli, birçok insan o ilacı duyduktan sonra kullanmaktan vazgeçecek, emin olabilirsiniz, İnceliyor arkadaşlar bu hocalarım. Lütfen o videoları da izleyin. Dozaj ve alıma bakacak olursak arkadaşlar, birçok profesyonel vücut geliştirmeci son yarışmadan önce, yani şampiyonadan önceki son 4 ile 8 hafta arasında bu ilacı günlük 100 mg enjekte ederek alıyorlar arkadaşlar ve inanılmaz sonuçlar elde ediyorlar tabii ki. Günlük 100 mg'lık kullanımlarda bu ilacın çok iyi etkiler verdiğini zaten söylemiştik. Bu ilaç da aslında tıpkı Trembolon gibi çok nadir olarak hacim kürlerine kullanılır. Amacınız niteliksel bir şekilde kas kütlesi kazanmak ve gücü artırmak istiyorsanız bu ilacı 12 hafta boyunca 2 günde bir 100 mg olarak kendinize enjekte edebilir. Bunun yanında tabii ki haftalık 500 ile 750 mg testosteronu yanına ekleyebilirsiniz. Testosteron enantatı eklemek istemeyen arkadaşlar tabii ki her 2 günde bir yine 100 mg testosteron propionatla yine dediğim şekilde kas kütlesine sahip olabilirler. Daha katı bir kas kütlesine sahip olmak isteyen birçok sporcu bu ilacı Boldenone ve Testosteron enantatla birleştiriyor arkadaşlar. Böylelikle daha katı bir kas kütlesine sahip olabiliyor. Ama eğer sizler çok daha detaylı bir şekilde kas kütlesi kazanmak istiyorsanız, çok daha detaylı bir şekilde kür planlaması ve en önemlisi PST evresi istiyorsanız, yapmanız gereken şey bana ulaşmanız ve online hizmetlerimden yararlanmanız arkadaşlar. Birçok sporcu gibi sizler de sizler için en iyi olanı seçin ve sizler için sağlığınıza en az zarar verecek kür programlarını yazabilecek bu kişiyle temasa geçin. Yeni başlayanlara ben tabii ki bu ilacı önermiyorum. Onlara önerdiğim tek ilaç tabii ki varsa arkadaşlar o da testosteron enantat ya da testosteron propionat gibi daha ılımlı ilaçlardır. Tabii bu aktif bileşenin çok yüksek derecedeki androjenik etkisinden dolayı kadınlarda kullanılması pek önerilmiyor. Sadece bazı istisnalar dışında. Bütün bu olumsuz androjenik etkisine nazaran eğer hala yarışma için bu ilacı kullanacak olan kadın yarışmacılar varsa onlara önerim yarışmadan önceki bir ay boyunca her hafta 50 mg'lık bir enjekte uygulamaları kendilerine. Kadınların bu ilacı kullanımında eğer virilizasyon etkileri görülürse mutlaka bu ilaç hemen kesilmeli. Ve gerekirse spironolakton ile bu virilizasyon sürecinin önüne geçirilmelidir. Arkadaşlar hep söylediğim gibi bu ilaç aslında çok yüksek derecede bir androjenik etkiye sahiptir. Ve bu androjenik etkiler maalesef kendi hormonlarımız üzerinde çok etkisi vardır. O yüzden bu ilacın PST evresinde mutlaka son enjeksiyondan en fazla 2 ile 4 gün sonra PST evresine geçilmelidir. Maliyetler ve bulunabilirliğe baktığımız zaman arkadaşlar resmi olarak bu ilacı üreten hala 2 firma vardır. Bunlardan bir tanesi Selox, bir tanesi de British Telecom'dur. Bununla birlikte tabii ki bu ilaçların birçok kara borsası vardır. Bu ilaçları üreten birçok gayri resmi firmalar vardır. Bu ilacın şu anda kara borsadaki satış bedeli arkadaşlar 10 mililitrelik bir flakon başına 55 ile 75 euro arasında değişmektedir. Aslında orijinal Masteron adı altında satılan ilaç 1997'den beri üretilmemesine rağmen piyasada özellikle Türkiye'de Masteron adı altında satılan bir sürü değişik firmanın ilaçları vardır arkadaşlar. Yani sahtecilik aslında bu ilaçta çok yüksek değerde. Arkadaşlar benim bugün Masteron'la ilgili söylemek istediklerim bu kadar. Eğer kafanızda hala Masteron'la ilgili sorular varsa şu anda ekranda çıkan Instagram adresinden beni takip edip oradan bana sorularınızı sorabilirsiniz arkadaşlar. Yalnız belirtmek istediğim bir şey varsa eğer kürle ilgili bir soru soracaksanız kesinlikle bunları cevaplamayacağım. Çünkü ben geçen hafta yaptığım gibi bu haftada aynı bu videodan sonra bir hafta boyunca Instagram adresimdeki hikayelerimden sizlere kür örnekleri paylaşacağım. Oradan beni takip edebilirsiniz ve kürleri öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Dedikten sonra artık videomu kapatmak istiyorum. Eğer bu videodan hoşlandıysanız ve bu tür videoların gelmesini istiyorsanız yapmanız gereken kanalıma abone olup bildirimleri açmanız arkadaşlar. Özellikle bu pandemi döneminde sizden ricam kendinize çok dikkat edin ve sağlıkla kalın. Her şeyden önce sporla kalın arkadaşlar. Hoşça kalın. Çok önemli hareketler.